Ender'in en büyük kazığı bu oldu. Keşke başka bir yere daha kopyalasaydık. Haklısın. Ama buna fırsat olmadı ki. Bizim derhal karşı bir hamle yapmamız gerekiyor. Ben bir şeyler düşüneceğim Halit Bey. Elimiz kolumuz kötü bağlandı. Halit Bey, bu arada başka bir şey daha var. Ne var? Kaya Bey, Nadir Bey'in avukatı olmuş. Nasıl yani? Ben de bugün öğrendim. İnanmıyorum ya. Kaya'yı da ben düzgün biri zannediyordum. O da sonunda bunlara uydu ha. Birazdan burada toplantılar olacakmış. Bilginiz olsun. Ailece beni yok etmeye karar vermişler. Ama onların köklerini kurutacağım. Ben de sırtımdaki bıçakların sahibi nerede kaldı diye merak ediyordum. Haberler gelmiş hemen ha. Gelmez olur mu? Toplantı için gelmiştim. Öncesinde de sana bir uğramak istedim. Çok naziksin. Bu arada buraya gelmek için patronundan izin aldın mı? Sana tek bir şey söylemek için buradayım. Nadir bana ilk iş teklif ettiğinde seninle aramız ne kadar kötü olursa olsun geçmişe dayalı hukukumuzdan dolayı ben bu iş teklifini reddetmiştim. Gerçekten çok nazikmişsin. Ama konu ne zamanki oğluma geldi, işler değişti. Kaya, mesele ödeşmekse konunun bir ucunun kızıma dayandığını biliyorsun değil mi? Ben Lila'nın saçının teline zarar gelsin istemedim. İstemem de. Ama sen ne yaptın? Sen ve ailenin dışında geri kalan kim varsa umursamıyorsun. Herkes harcamaya çalışıyorsun. Kaya, bugüne kadar öğrenemedin mi? Elbette benim için aile çok önemli. Oğlun ne yaptı? Kızımı kandırdı ve evlendi. Onu defalarca uyardım ama dinlemedi. Sen ne yaptın peki? Adamlarını gönderip oğlumu tartaklattın. Bu mu çözüm? Kaya, bir atasözü vardır bilir misin? Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Öyle mi? O zaman neden Nadir'in avukatlığını yaptığımı sorgulayamazsın. Söyleyemezsin bunu bana. Ben elimden geldiğince centilmence ve adaletli davrandım sana. Ama sen ne yaptın? Karşımda kuralları hiçe sayan biri var. Kusura bakma, ben de sana ayak uydurmaya çalışıyorum. Biz suçlunun avukatı olduğunu biliyorsun değil mi? Ben şirket işlerine bakmak için buradayım. Nadir senin ortağın. Eğer ortada bir suç olduğunu düşünüyorsan bu müşterektir Halit.